Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhukni. Bissalihin bi rahmetike ya erhamer rahmin. Ya mü'min, ya müheymin. Allahul hafiz, Allahul hafiz, Allahul rafi'im. Celle Celal. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, İmam-ı Azam'ın Fıkhı Ekber'inden keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain, dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük zat-ı muhteremin şahsında hepsini, bütün İslam alimlerini rahmetle anıyoruz. Bilimsel faydalı çalışmaları takdir ediyoruz. Etmeliyiz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahümme lekel hamdü küllü. Ve lekel mülkü küllü ve biyedikel hayru küllü ve ileyke yurce'ul emru küllü ala niyetühü ve sirru fe ehlen ente en tuhmede inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alâ âli Muhammed bi'adedi ilmi. Sevgili efendiler, konumuz kitaplara iman ile dersimiz devam ediyor. İmanın asli esasları üzerinde keşif notları verdikten sonra o notları açarak İnşallah Yüce Rabb'in lütfu keremiyle insanlık alemine faydalı olmaktan başka, Allah'ın rızasını aramaktan, ona mazhar olmaktan başka hiçbir gayemiz olmadı, olmaz. Kitaplara iman, kitapların Allah kelamı olduğunu şüphesiz olarak tasdik etmektir. Dünyada birçok kitaplar var. İman edilecek kitaplar Allah'ın kitaplarıdır. İşte bunların başında geçmişi tamamen bünyesinde musaddik ve müheymin olan, yenisi geçmişi yenileyen, ebedi belgeleri de kendinde toplayan Kur'an-ı Kerim'le işe başlayalım. Kur'an-ı Kerim şeksiz ve şüphesiz hiçbir bozulma olmadan bize kadar gelmiş, ebedi yülebet bozulmadan Kur'an-ı Kerim devam edecektir. Bu yüce Allah'ın kendi verdiği garantidir. Bu konuda geçmiş derslerimizde Kur'an-ı Kerim'in tümünden size irşat notları, keşif notları verdik. Cenab-ı Hak rüşte ulaşan raşidin kullarından eylesin. Demek ki kitapların Allah kelamı olduğunu şüphesiz olarak
tasdik etmektir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Şeksiz şüphesiz deyip onun Allah kitabı olduğunu kabul edeceksin. Bütün ilahi kitaplar böyle. Peygamberlere gönderilen kitapların sayısı, bunlar kitap ve suhuf olarak 104 olarak bize ulaşmış efendim kitaplar ve suhuflar var. Bunların dışında Yüce Allah'ın ne kadar kitabı varsa, peygamberlere gönderilen ve kendi katında, biz Yüce Allah'ın bütün sıfatlarına, bütün yüce esmasına, onun yüceliğine, onun ilminin her şeyi kuşattığına kesin inanıyoruz. İnandık. Amentü ve saddaktü diyoruz. İnanacağız falan demiyoruz. Kesin iman ettim, inandım diyoruz. Öyle diyeceğiz. Kendisine kitap gönderilen peygamberler ve sayıları şöyledir. 10 suhuf Adem Aleyhisselam'a sayfe, 10 suhuf. 50 suhuf Şit Aleyhisselam'a, 30'u İdris Aleyhisselam'a, 10 suhuf da İbrahim Aleyhisselam'a verilmiştir. Buradan 100 suhuf görüyoruz. Biz bunların tümünün Allah kitabı olduklarına kesin, peygamberlere gönderilen ilahi mesajlar, ilahi kitaplar, sayfeler olduğuna kesin inanıyoruz. İman esaslarından biri de bu. Şimdi 4 büyük kitaba gelince, Tevrat-ı Şerif Musa Aleyhisselam'a, hangi Tevrat? Musa'ya gelen Allah'ın kitabı olan Tevrat. Dünyadaki yazboz ve Allahu Teala'nın şanına yakışmayan, Musa'ya yakışmayan, Musa adına, Tevrat adına uydurulanlar değil, Allah katındaki gerçek Tevrat, Musa'ya gelen Tevrat, tahrife uğramışlar değil, Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçen, musaddik ve müheymin olan, Kur'an-ı Kerim ilahi kitapları tasdik eder ve müheymindir, himayesinde toplar. Tevrat'a uymayan şeylerin tamamını Kur'an-ı Kerim reddeder. Tevrat'a uyması için Kur'an-ı Kerim'in onu tasdik etmesi lazım. Niye? Tevrat da Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim de. Allah'ın kitapları arasında birbirini reddeden çelişki olur mu? Musa ile Hazreti Muhammed, Musa Hazreti Musa arasında, bunun Allah'ın gönderdiği peygamberler aralarında kardeşlikten başka bir şey olur mu? Birlikten başka bir şey olur mu? Musa Hazreti Muhammed'e haber vermiş. Tevrat Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'e haber vermiş. Peygamberler zinciri birbirine haber vererek hepsi son peygamber Muhammed'e haber vermiş. Allah'ın kitaplarında, Allah'ın peygamberlerinde bir birlik ve bütünlük var. Bu insanlık alemini bölen, parçalayanlar var ya, bunlar Musa'ya da karşılar, Tevrat'a da karşılar, Kur'an'a zaten karşılar, İncil'e, İsa'ya da karşılar. Neden? Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberler arasında ayrım yapılır mı? Kitaplar arasında ayrım yapılır mı? Allah ne dediyse odur, doğru olan odur. Bunun için Tevrat
Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Biz bu Allah'tan gelen bu kitapların tamamını Allah kitabı olduklarına iman ettik. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Ve kütübine Allah'ın kitapları işte. Ve devam edecek İnşallah dersimiz. Kıymetli dostlarım, şimdi Kur'an-ı Kerim'de kütüp, suhuf ve zübur adıyla zikredilen mukaddes kitapların ilahilik vasfını kazanabilmeleri ve kendilerine imanın şart olabilmesi için, yani Allah kitabı olması için, bakın iki şart var. Yani mutlaka iman etmek şarttır o zaman. Nedir o? Bunlardan birincisi ilahi vahye dayanmalıdır. Elindeki kitabın Tevrat diyebilmek için vahyi ilahi olacak, bozulmuş olmayacak. Tahrife uğramış olmayacak. Kesin kes vahye dayanacak. Biz vahye dayanan Allah katındaki Tevrat'a iman ediyoruz. Bozulmuş, tahrife uğramışlara değil. İkincisi olarak da vahye dayanan bu Allah kelamının tevatür yoluyla bilinmesi. Bakın, bozulmadan sana kadar gelmesi, bunun da tevatüre bağlanması. Bu haberin, senedin, tapunun tevatür derecesinde olması. Bugün eldeki Tevratlar, İncil'ler hiç birbirini tutmuyor. Tevatürle hiç alakası yok. Biz Allah katındaki Tevrat'a, İncil'e inanıyoruz. Ama tevatür yoluyla korunmamış ve bozulmuş. İnsan eli karışmış. Onlara değil. Onlara iman etmek mecburiyetinde değilsin. Allah katındaki ilahi kitaplara ve peygambere gelen gerçek ilahi kitaba. İlahi gerçek Tevrat'a, gerçek İncil'e, ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in himayesindeler. Çünkü Kur'an-ı Kerim son kitap. Şimdi demek ki ikinci şartta Allah kelamının tevatür yoluyla bilinmesi, indirildiği peygambere aidiyetinin sabit olması, tahrife uğramadan, dikkat et buraya, tahrife uğramadan zamanımıza kadar gelmesi lazımdır. Tevrat bak korunamamış. Bize kadar gelmesi sağlanamamış. Tevatür senedi yok. İncil de böyle. Zebur da böyle. Ancak bunların gerçeği nerede? Kur'an-ı Kerim'in himayesinde olan Tevrat, İncil ve suhuflar ve onlarda olmayan Hazreti Muhammed'e indirilen daha nice ayetler, nice sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Geçmişi hem yeniliyor, hem musaddik, hem müheymin, hem himayesinde tutuyor geçmişi. Geleceğin belgelerini de Kur'an-ı Kerim kendinde tutuyor. İman edilmesi lazım gelen hak kitapları da bize haber veriyor. Peygamberleri de. Peygamberlerin sayısı Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği kadar değil. Pek çok peygamber gelmiş. Biz onların hepsinin peygamberliğini tasdik ediyoruz. İlahi kitapların tümünü
tasdik ediyoruz. Ama bozulmuş ve tahrife uğramış, korunmamış, ihanet edilmiş. Tevrat'ı korumamışlar, ihanet etmişler. İncil'i koruyamamışlar. Bir sürü İncil var, birbirini tutmuyor. Kur'an-ı Kerim 14 asır geçti, daha bir noktasında değişme olmadı, olmayacak ebedi. Niye? Son kitap. Evet kıymetli dostlar, gerçek İncil'i ararsan Kur'an-ı Kerim'de, gerçek onu himaye eden de Kur'an-ı Kerim. Bütün peygamberler İslam'ın amentüsünde var. Bütün ilahi kitaplar İslam'ın amentüsünde var. Birlik, bütünlük, kardeşlik, sulh, barış, bunların gerçek temeli hak imanı, evrensel iman. Hak iman İslam'ın kendisi. Onun amentüsü. Bunu sen yok sayacaksın. Ona düşman olacaksın. Dünyada kardeşliği mahvedeceksin. İnsanlığı bölüp parçalayacaksın. Kutuplara ayıracaksın. Vur yansın edeceksin. Güçlü olan zayıfları ezecek, kan akıtmaya devam edeceksin. Bunun adını da dindarlık koyacaksın, öyle mi? Hakkı inkar ederek bunlar olmaz. Doğru söyleyelim, doğruyu kabul edelim. Amentümüz doğru olsun. Doğru iman edelim. Doğru iman olmadan kimse cennete giremez. Şimdi kıymetliler, Tevrat-ı Şerif, şerefli kitap Allah katından, bozulmamış Musa'ya gelen kitap, bu hak kitaptır. Ama bozulmamış olan Allah katındakinden bahsediyoruz. Dünyaya gelip sonradan korunmamış, bozulmuşlardan bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in himayesinde onun haber verdiği Tevrat'tan bahsediyoruz. Şimdi bakın, Tevrat-ı Şerif talim ve şeriat manalarına olan bu kelime, Musa Aleyhisselam'a inzal buyurulan kitabın adıdır. Hristiyanlar tarafından kitabı mukaddes içinde bunun adı Ahdi Atik'tir. Musa Aleyhisselam'ın sağlığında bu kitapla amel olunurdu. Musa'nın devrine mahsus idi zaten bu kitap. Korunamadı, korumadılar. Çünkü efendim Süleyman Aleyhisselam'dan sonra gelen tam 24 tane Yahudi hükümdarları, bakın Yahudi hükümdarların çoğu Musa Aleyhisselam'ın dinini terk ettiler. Bakın 24 tane Yahudi hükümdarların çoğu Musa Aleyhisselam'ın dinini terk ettiler. Yahudilerin çektikleri esaret ve musibetler, Tevrat'ın tamamen unutulmasına sebep oldu. Rivayete göre milattan önce 622 yılına kadar öyle devam ederken Azra adında bir rahip Tevrat'ı yeniden topladı, cem etti. İbrani, Samiri ve Yunanca olarak üç muteber nüshası kabul edilen bu Tevrat nüshaları birbirine benzemezler. Tevrat üç tane değil ki. Allah bir tane Tevrat gönderdi. Bakın üç olmuş. Üçü de birbirine benzemiyor. Korunmamış çünkü. Hazreti Musa'ya nispet edilen Esfar-ı Hamse'de denilen ilk beş kitapta bile Musa Aleyhisselam'ın efendim ölümü hikaye edilir. Şimdi Tevrat böyle korunmamış,
Üstelik 24 tane Yahudi hükümdarları Musa'nın dinini dahi bırakmışlar. Şimdi İncil, beşaret ve talim manasına gelen Kitab-ı Mukaddes içinde Ahd-i Cedid adını taşıyan bu kitap da İsa Aleyhisselam'ın ölümünden 50-100 sene sonra yazılmaya başlandığı, bakın İsa'nın ölümünden veya Cenab-ı Hakk'ın onu çarmıhtan kurtarmasından 50-100 sene sonra İsa yok dünyada. Bakın 50-100 sene sonra yazılmaya başlandığı ifade edilmesine rağmen orijinalleri olmadığı gibi ilk asıllarda yüzlerce çeşidi, bakın bu da yüzlerce İncil çeşitleri ortaya çıkarılmış. İncil içerisinden bakın yüzlerce çeşitli İncil içerisinden milattan sonra 325 yılında İznik şehrinde toplanan ruhani meclis tarafından İsa Aleyhisselam'ın haşa uluhiyetine, yani İsa Allah'tır dedi adamlar. İncil'de böyle bir şey yok, gerçek İncil'de. Bakın İsa Aleyhisselam da böyle bir şey söylemedi. Bakın İncil'in başına gelenlere bak, İncil'e nasıl ihanet ediliyor. İsa'ya nasıl Aleyhisselam ihanet ediliyor. İznik şehrinde toplanan ruhani meclisi tarafından İsa Aleyhisselam'ın haşa uluhiyetine kail olan 4 adet nusa esas kabul edildi. İncil bir tane geldi, bakın ortada 4 tane var. 4'ü de birbirini tutmuyor. Şimdi diğerleri cebren imha edilmiştir. Bakın diğerlerini imha ettiler. Hem de cerbi, dayatma, zorlamayla. Eğer imha edilmeseydi onların içinde tek tük İncil ayetleri aranır bulunurdu. Niçin imha ettiler? Kendi keyiflerine uygununu aldılar ve kendi hevalarına uymayan ne kadar İncil ayetleri, değişik türde İncil'ler yazılmış, içinde doğrusu yanlışı olabilir. Doğruyu alırdı, yanlışı bırakırdı. Bakın cerven imha edildi öbürleri. Şimdi kıymetli dostlarım, Metta, Yuhanna, Markus ve Luka adlarını taşıyan bu İncil nushaları arasında da birçok tezatlar vardır. Tezat nedir? Birbirine uymayan. Allah kitabında birbirine uymayan şey olur mu? İşte İncil korunmamış. İncil'in başına gelenlere bak. Sevgili efendiler, daha sonraları muhtelif insanlar tarafından kaleme alınan bu kitabı mukaddes nushalarını içlerinde asıllarından parçalar da bulundurmuş olsalar, bizim kitabımız neshetmiş olduğundan, yani sonraki gelen kitap bir öncekileri nesheder, hükmün ortadan kaldırır. Bunu Allah kendi yapar. Allah'a sen bunu niye yapıyorsun diyebilir misin? Mesela İncil gelince Tevrat'ın bazı hükümlerini ortadan kaldırdı. Tevrat da daha öncekilerinkini kaldırmıştı. En son da Kur'an-ı Kerim geçmişin hükmünü yeniledi, onların hükmünü ortadan kaldırdı. Yüce Allah Kur'an ve Hazreti Muhammed'le dünyaya yepyeni bir İslam şeriatı ortaya koydu. Geçmişi Allah yeniledi. Allah'tan başka kimse nesihte bulunamaz. Nasihi, mensuhu yapan Allah'tır. Geçmiş Allah yeniler. Şari Allah'tır. Şari ne demek? Allahu Teala şaridir.
Şeriatı Allah ortaya koyar. Başkaları şeriat ortaya koyamaz. İşte en son ortaya konan, yepyeni geçmişi yenileyen şeriat, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed ve İslam şeriatıdır. Kitabımız şanlı Kur'an, dikkat et, geçmişi ne yaptı? Nesetti. Nesetmiş olduğundan muteber saymak, geçmiştekiler çünkü korunmamış, bozulmuş. Onların muteber sayılması artık mümkün değildir. Biz iman ediyoruz ama Allah katındaki bozulmamış kitaplara, dünyada korunmamış, bozulmuş, yok olmuş kitaplara iman etme mecburiyetinde değilsin ki. Bozuk kitaplara iman edilir mi? Biz gerçek Tevrat'a, ki Kur'an-ı Kerim'in musaddık ve müheymin olduğu, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği, Kur'an'daki mevcut olan ve İncil de böyle, Allah katındaki gerçek İncil de Kur'an-ı Kerim'in hem himayesindedir, Kur'an-ı Kerim onun içinde mümin ve müheymindir, musaddiktir. Yanlışı tasdik etmez, doğruyu tasdik eder. Bugün İncil'e uymayan, Tevrat'a uymayan, İsa'ya, Musa'ya uymayan, Kur'an-ı Kerim'in reddettiği dünyada ne kadar yanlışlar var. Bu yanlışları İsa'ya, Musa'ya, Tevrat'a, İncil'e mal edersen, bu İncil'e, Tevrat'a iftiradır, Allah'a iftiradır, Musa'ya, İsa'ya da iftiradır. Yanlıştan kurtar kendini de, yanlışa sürüklediğin insanları da. Doğru konuşalım, dünyaya faydalı olalım. Kur'an-ı Kerim, şimdi biraz da Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim. Kur'an-ı Kerim son peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama Allah tarafından Cebrail aracılığı ile nazil olmuş ve ondan tevatür yoluyla nakledilmiş olan kutsi bir kitaptır. Dünyanın yegane kitabıdır. Tevatürle gelmiş, korunmuş, bozulma şansı yok, bozulmamış, bozulmuyor. 114 sureden mürekkep olan, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bu ilahi kitap içinde uzun ayetleri, eğer iki ayet kabul edersen, ayet sayısında elhamla başlar, nasla sona erer. Kur'an'da hiçbir değişiklik olmaz. Yalnız uzun ayeti iki ayet kabul edenler vardır. Bir ayet rakamda değişir. Yoksa içinde zerre kadar noktasında bile değişme, azalma, çoğalma olmaz. 6000 küsür ayeti muhtevidir. Neden küsür diyoruz 6000 küsür? İşte uzun ayetleri birkaç ayet kabul edersen veya uzun ayeti de bir ayet kabul edersen, işte buradan durum, rakam değişir. Kur'an-ı Kerim'in aslında hiçbir değişme olmaz. Burayı anlamayan zavallılar zannediyorlar ki şimdi uzun ayetleri iki ayet kabul edip de rakamda mesela 6666 ayet veyahut da başka rakam ortaya çıkınca değişik Kur'an var zannediyorlar. Bunda da içi bozuk veya cahiller. Kur'an-ı Kerim'in bünyesinde azalma çoğalma yok. Rakamında da kendinde de. Sadece ayetleri sayarken uzun ayetleri bir ayet kabul edersen, o bir ayet aynı ayet, azalma çoğalma yok. Uzun ayeti eğer iki ayet kabul edersen, bakın
orada bir ayeti iki ayet kabul etmiş oluyor. Kur'an'da azalma çoğalma var mı? Yok. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in bünyesinde 14 asırdan beri daha fazla noktasında bir azalma, bir tek harfinde dahi azalma çoğalma olmamıştır. Bir kelime alınmaz, bir kelime konmaz. Bunun mucize yönleri vardır. Allah'ın himayesinde olması vardır. Son kitap olduğundan dolayı Allah himayesinde tutuyor. Bir de bütün Müslümanların kalbinde, ezberde, hıfzında bulunuyor. Dünyanın şarkında, kalbinde okunan Kur'anların hepsi aynıdır. Hiçbir değişme yoktur. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamayan kafalar farklıdır. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'den sahabi doğru öğrenmiş. Radiyallahu anhüm ve erdan mecmain. Salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Tabi'in de oradan güzel öğrenmiş. Müştehit alimlerimiz burayı ehli sünnet yolunu koruyarak gelmişler. İslam'da bozulma yok, insanlar bozulur. İslam'da bozulma şansı ebedi yoktur. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayalım. Ey dünya! Ey insanlık alemi! Allah'ı, Muhammed'i, Kur'an'ı doğru anlamadan doğruyu bulamazsınız. Şimdi ayetlerin her biri ve tertipleri tevatür yoluyla sabittir. Yani Kur'an-ı Kerim'de her ayet uzun kısa, baştan sonuna kadar tevatür yoluyla gelmiştir. Tevatür senet ve tapusu vardır. Her asırda icma ümmetin bağrında korunarak gelmiş ve korunarak gidiyor. Esas koruyucusu Allah'ın kendisi. Çünkü son kitap. Bozulma şansı yok. Bu insanlığın ebedi kurtuluşuna bir rahmet ve hidayet kitabı. Bu insanlığın kurtuluşu için. İnsanlık alemi ilimde ilerler, Kur'an-ı Kerim'i keşfeder. Kainattaki kevni kitapları keşfedince, Kur'an'ın da Muhammed'in de hak kitap, hak peygamber, İslam'ın hak din olduğunu dünya bilim yoluyla da ayrıca öğrenecekler. Bilim ilerleyince, bilim Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önce ortaya koyduğu gerçekleri, bilim bugün 14 asır sonra oraya yaklaşmış olacak. Kur'an-ı Kerim'e yaklaşacak. Dünya Kur'an-ı Kerim'in 14 asır gerisindedir. Ve Kur'an'ın çocuklarıdır dünya. Dünyada ilim ilerlemelidir. İlim ilerledikçe, keşifler ilerledikçe Kur'an'ın hak olduğu, Muhammed'in hak peygamber olduğu güneşten daha parlak ortaya çıkacaktır. Çıktı, inananlar için bu parlıyor. Bir de inanmayanlar için söylüyorum. Onlar da bu gerçeği göreceklerdir. Kim söylüyor bunu? Allah'ın kendisi söylüyor. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak diyorlar. İşte Cenab-ı Hak kendi söylüyor. Afaki ve enfusi alemde biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Daha insanlık keşfetmeye devam etsinler. Keşfettikçe, ilim ilerledikçe Kur'an'ın hak olduğunu anlayacaklar. İslam'ın amentüsüne iman edecekler, Müslüman olacaklar. Çünkü bütün insanlık Allah'ın kulları. Niye iman etmesin ki? Hepimiz Allah'ın kulları değil miyiz? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabı. Şimdi sen Allah'ı kabul ettin, kitabını kabul etmedin. Olmaz.
peygamberini kabul etmedin. Olmaz. O zaman o Allah'ın vereceği cezadan, azaptan nasıl kurtulacaksın? Sen başka bir devlete elçi gönderiyorsun. Devletler birbirine elçiler gönderir. Bir devlet öbür devletin elçisine hakaret eder, onu reddederse devletler arasında anlaşma olur mu? Olmaz. Dostluk olur mu? Olmaz. O elçiyi kabul etmemek o devlete karşı nedir? Düşmanlığı ilan etmektir. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Hazreti Muhammed son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Ey insanlık alemi, kendini aldatma. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın hangi emrini kabul etmezsen, işte o kabul etmediğin taraftan imanın yok olur. İmansız ölürsün, Allah'ın huzuruna imansız gelirsin. Bunu yapma. Bu kötülüğü kendine yapma. Başkalarına da bu kötülüğü tavsiye etme. Yazık olur. Sana da kandırdıklarına da yazık olur. Şimdi kıymetli dostlarımız, demek ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri tevatür yoluyla gelmiştir. Peygamberimize Allah'tan nasıl gelmiş ise, Peygamberimiz de bize aldığı gibi nakletmiştir. Peygamberlerin görevi odur. Bir kelime eksik veya ziyade edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de ne bir kelime fazla vardır, ne de eksik vardır. Allah'tan geldiği gibi tas tamamdır. O günden bugüne kadar da böylece devam edip gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bizzat Allah'ın kadim ve ezeli kelamıdır. Dikkat et buraya. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ezeli kadim kelamıdır. Bunda melek ve peygamber sadece bir vasıtadır. Peygamber de vasıta, melek de. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Peygamberin Allahu Teala'dan vahiy suretiyle nakleylemiş olduğu ayetler zamanında binlerce sahabe tarafından ezberlenmiş. Bütün sahabiler Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorlardı. Hususi memurlar vahiy katipleri tarafından yazılmış. Kur'an-ı Kerim hem ezberlenmiş hem yazılmış. Hem toplanmış hem adeti çoğaltılmış. Aynı kitap. Hiçbir birisinde zerre değişiklik yok. Şimdi peygamberin Allahu Teala'dan vahiy suretiyle nakleylemiş olduğu ayetler zamanında binlerce sahabe tarafından ezberlenmiş. Hususi memurlar yani vahiy katipleri tarafından yazılmış. Ve böylece tevatür vuku'a gelmiş. Peygamberimiz Efendimiz'den tevatür yoluyla nakledilmiş. Ve bu tevatür yüz binlerce, milyonlarca insanlar tarafından zamanımıza kadar devam ettirilmiştir. Her asırdaki Müslümanları düşünün. Öbür asra, bir asırda kaç milyon Müslüman varsa, öbür kendinden sonraki asra tevatür yoluyla naklediyor. Ve bu şekilde tevatür yoluyla bize kadar geldi. Bizden de kıyamete kadar böyle gidecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu bazen Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bazen de başka suretlerle doğrudan doğruya kelamını
emirlerini, iradesini, hikmetlerini peygamberimize bildirdi. Dikkat et. Ve buyurdu. Ve gerçekler ona duyurdu. Peygamberimizin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah'tan telakki eylediği Nazm-ı Celil yani şanlı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim vahyin en yüksek şeklidir. Peygamberimizin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah'ın vahyini telakki etmesi iki suretledir. Bir, Cebrail melekiyetten beşeriyete yani insan suretine intikal edip Allah'ın kelamını, şanlı Kur'an'ı, şanlı peygamberimize ilka ve talim ederdi. Bakın bazen Cebrail aleyhisselam insan suretinde geliyordu. Bazen de peygamber beşeriyetten, bakın dikkat et, peygamber beşeriyetten melekiyete yükselerek, ruhani bir yükselişle Allah'ın vahyine mazhar oluyordu. Direkt vahyi, Allah Muhammed'i beşeri vasıflardan melekiyet vasfına yükselterek ona Allah vahyediyordu. Elfaz-ı Kur'aniyeyi telakki ederdi. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız manası değil, elfazı da peygamberin kalbine inzal olunmuştur. Kur'an-ı Kerim lafzıyla, manasıyla Allah kelamıdır. Çünkü öyle gelmiştir. Öyle inzal olunmuştur Hazreti Muhammed'in kalbine aleyhissalatü vesselam. Şanlı Kur'an'a vahyi metlu denilmesi bundandır. Binaenaleyh, şanlı Kur'an yalnız mana değil, lafız ile mananın mecmuudur. Yani lafzıyla, manasıyla Kur'an'dır. Kerim olan, azimüşşan olan Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim toptan gelmedi. Ayet ayet, sure sure nazil oldu. Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan ayet ve sureyi yanında olan sahabelerine okurdu. Sahabeler peygamberin emriyle onu ezber ederlerdi. Hem de bir tarafa hem de yazarlardı. Katiplerin görevi, özel görevi vardı. Bundan başka ayrıca vahiy katipleri vardı. Bunlar peygambere nazil olan ayet ve sureleri yazmaya memur idiler. Asil görevliler. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam getirdiği zaman Hazreti Muhammed'in kalbine hemen katipler yazıyor, sahabi ezberliyordu. Evet, kıymetli efendiler, hem de bir tarafta diyor yazarlardı. Bundan başka ayrıca vahiy katipleri vardı. Bunlar peygambere nazil olan ayet ve sureleri yazmaya memur idiler. Unutma bunu. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva eylediği yüksek hakikatlar başlıca şunlara aittir. Ahlak, itikat, ibadet ve içtimaiyat, muamelat, hudut, cennet nimetleri ve cehennem azabı,
ibret alınacak kıssalar ve vakalar, Kur'an-ı Kerim her alanda büyük ve ebedi bir mucizedir. Geçici, gelip geçici mucizelerden değil, Kur'an-ı Kerim ebedi mucizedir. O muciz karşısında herkes acizdir. Lafızları bakımından da mucizedir. Çünkü onun Allah sözü olmayıp da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendi sözleri olduğunu iddia edenlere karşı, eğer bu bir insan sözü ise siz de böyle bir söz söyleyiniz diye Yüce Allah asıllardır dünyaya meydan okuyor. Ne Kur'an'ın mislini meydana getirebildiler, ne onu bozabildiler, ne eksiltebildiler, ne de artırabildiler. Bunun harfine dahi noktasına kimse dokunamadı. Kur'an-ı Kerim ebedi meydan okuyor. Çünkü eşsiz bir mucize Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar, cinler bir araya toplansalar, görülen ve görülmeyen bütün kuvvetler bir araya gelse ve birbirine yardım etseler, yine bu şanlı Kur'an'ın en kısa bir suresine, bir satırına benzer bir şey yapamazlar. Yapamadılar, yapamayacaklar. Bunu da Allah kendi söylüyor. Fe illem tef'alu ve len tef'alu diyor. İlahir. Şimdi bu Kur'an'ın, şanlı Kur'an'ın azimüşşan en kısa bir suresine, bir satırına benzer bir şey yapamazlar ve kıyamete kadar yapamayacaksınız diye meydan okuduğu ve bunu yapmak için de pek çok uğraşanlar olduğu halde bugüne kadar yapılamamıştır, yapılamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'in mislini kimse meydana getiremez çünkü Allah kelamı. Allah'ın eşi benzeri yok ki. Kur'an-ı Kerim'in de eşi benzeri yok. Olmadı, olmayacak. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hiç bozulmadan kıyamete kadar kalmasını Allahu Teala kendisi dilemiş Celle Celaluhu. O dilemiş olduğu için şanlı Kur'an'a bu hassayı vermiş ve Hazreti Peygamber'den itibaren her asırda Müslümanların içinde yüz binlerce insan bu mukaddes kitabı ezberlemişlerdir. Her Müslümanın kalbinde Kur'an vardır. Çünkü namazlar Kur'an'la kılınıyor. Kur'ansız namaz kılınıyor. Kimisinin ezberi azdır, kimisinin çoktur, kimisi tamamen biliyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar ve dinleyenler de ayrıca ruhani bir zevk ve tat duyarlar. Sözün kısası, Kur'an-ı Kerim her bakımdan eşsizdir ve tam bir mucizedir çünkü Allah kelamıdır. Allah kitabıdır. Peygamber Efendimizin sağlığında sahabeler şanlı Kur'an'ın bütün ayetlerini yazmışlardı. Her ayet nazil oldukça hangi surenin neresine yazılacağını Peygamberimiz vahiy katiplerine söylerdi. Sırası da bellidir surelerin. Onlar da yerlerine yazarlardı. Onun için Peygamberimizin sağlığında
şanlı Kur'an tamamen böylece yazılmış. Ve o sahabeler ki şanlı gökyüzündeki yıldızlar gibi parlayan sahabeler de böylece ezberlemişlerdir. Binlerce zevat tarafından böylece nakil ve rivayet olunmuştur. Şu kadar var ki bu sahifelerin hepsi bir araya toplanmış değildi. Peygamberimizin vefatından sonra ezberlerde bütün hafızlar, yazılmış bütün belgeler bir araya getirilerek Ebu Bekir'in radıyallahu anhü verdâ mecmain emriyle vahiy katiplerinin Kur'an-ı Kerim sayfeleri bir araya getirildi. Her surenin ayetleri Peygamberimizin yazdırdığı tertip üzere yazıldı ve bu mushaf muhafaza edildi. Mushaf muhafaza ediliyor herkesin ezberinde zaten. Hem de yazılı belgelerde. Ondan sonra Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında bu mushafın adedi çoğaltıldı. Artık baskısı yapıldı daha sonraları ki aynı Kur'an, dünyanın her tarafında aynı Kur'an-ı Kerim. Hiçbir harfinde, kelimesinde bir değişiklik, eksiklik veya fazlalık bulamazsınız. Allah'tan geldiği gibi korunarak gelmiş, korunarak gidiyor. Bozulma şansı yok. Evet, onun bir kelimesi bile bozulmamış ve yerinden oynatılmamıştır. Dünyanın bir ucundaki Kur'an-ı Kerim'le öbür ucundaki Kur'an-ı Kerimlerin hepsi aynıdır. Bu da en büyük mucizedir. Bakın, dünyadaki bütün Kur'an-ı Kerimler aynıdır. Bundan daha büyük mucize olur mu? Böyle birkaç dünya bir araya gelse Kur'an-ı Kerim'i yine bozamaz. Çünkü Allah-u Teala'ya kimsenin gücü yetmez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın himayesinde. Son kitap, son. Bütün insanlığın kurtarıcısı. Çünkü bütün insanlığın tamamına geldi. Dünyanın barışı, dünyanın kardeşliği, sosyal adalet, sosyal devlet, ferdi, içtimai ve küresel ve evrensel, hem canlılar ve hem de ekosistemi korumak üzere geldi. Baban memleketi değil bu dünya. Allah'ın mülkü, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Ne bu kainatı bozabilirsin, ne Kur'an-ı Kerim'e karşı koyabilirsin. Kur'an da, bu kainat da, bu tabiat da Allah'ın emrine mahkumdur, Allah'ın emrinde çalışır. Allah'a inanıyorsan, inanmıyorsan o inkar ettiğin Allah'ı yarın azamet ve kudretiyle, bütün azabının şiddetiyle kendini cehennemin dibinde bulursun. Duydum, duymadım deme. Hepimiz Allah'ın kullarıyız, birbirimizi uyarmalıyız. Allah'ın mülkünde yaşayacaksın, Allah'ı inkar edeceksin. Allah'ın verdiği ruhu, canı taşıyacaksın, Allah'ı inkar edeceksin. Allah'ın nimetlerini yiyeceksin, Allah'ı inkar edeceksin. Olur mu böyle şey? Aklın varsa düşün. Allah'ın kitabı inkara gelmez. Allah, Peygamber Muhammed inkara gelmez. Çünkü İslam'ın amentüsünde bütün peygamberler var. İslam'ın amentüsünde bütün ilahi kitaplar var. Yüce değerlerin tamamı İslam'ın amentüsünde. İslam'ın inkar edilme şansı yok ki. Güneş bütün aleme doğuyor. İslam bütün milletlere kıyamete kadar
gelmiş bütün milletlerin, bütün peygamberlerin dini sadece İslam'dır. Her peygamber Müslümandır. Sen Allah'ı bırak, kullarını ilahlaştır. Anasının kucağında doğmuş, altını kirletmiş, anasının kucağında yemiş içmiş çocuğu Allah'ın oğlu diyor. Buna ilah diye ona tapıyor. Bu Allah'a da iftira. Allah'ın o sevgili kullarına da iftira bunlar. Bunlar aklı olan insan bunu artık yapmaz. Kur'an-ı Kerim seni 14 asırdır uyarıyor. Ve uyarmaya devam ediyor. Seni kurtarmak istiyor. Sana acıyor. Cehenneme gitme diyor. Gel hep beraber Allah-u Teala'nın emrinde cennete gidelim. Allah hepimizin Allah'ı. Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı. Peygamber hepimizin peygamberi. Doğunun batının peygamberi değil, bütün insanlığın, ebediyata kadar, bütün çağların peygamberi. Kabul etmiyorsan kendin bilirsin. Dayatma İslam'da yok, zorbalık yok. İslam akla, iradeye seslenir. Esas akılcı din İslam'dır. İslam akla seslenir. Kur'an-ı Kerim akla seslenir. İslam'da akla değer vermez diye İslam'ı karalamaya çalışanların kendi akılsız. Kendileri beyinsiz. Ne İslam'ı anlamışlar ne aklı kavramışlar. Bilim dünyasının önünü kesenler asırlardır. Esas akılsızlığı kendilerinde arasınlar. İnsanlığın tümünü keşiflere, bilimsel çalışmalara teşvik eden Kur'an'ın asli emridir. Kur'an, İslam bilimdir. Bilimler üstü bilimdir. Tabiat üstü bilimdir. Allah'ın ilmidir. Onun kurduğu düzendir. Sen bunu ne kadar iyi anlarsan o kadar faydalanırsın. Yanlış anlarsan yanlış yaparsın. İslam'da yanlış yok. Eksik kusur da yok. Eksik kusur ona inanmayan ve onu doğru anlamayanlardan. Gericilik, çağdışılık da orada. Bütün safsatalar da orada. Onun için kıymetli dostlar, şimdi peygamberlere iman. Kısaca kitaplar imandan bahsettik. Şimdi de peygamberlere iman. Resul kendisine müstakil olarak kitap ve şeriat verilen peygamberin adına Resul denir. Yani müstakil olarak bir peygambere şeriat ve kitap verilmişse o peygamber Resul'dür. Bu bakımdan Nebi'den özeldir. Bazı alimlere göre ise Resul ile Nebi müradif, eş anlamlı kelimelerdir demişlerdir. Her ne kadar lügat manaları bakımından değişik olsalar da aynı şeyi ifade ederler demişlerdir. Bazı alimler de böyle demişlerdir. Kendisine müstakil olarak kitap ve şeriat verilmiş olsun veya olmasın, peygamberlerin tamamına iman etmek bize farzdır. Biz peygamberlerin tümüne, ama Nebi, ama Resul, hepsine iman ettik. İslam'ın amentüsüne dikkat et. Bütün peygamberlerin peygamberliğinin tamamı kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek. Bu imanın asli esaslarından biri de budur. İslam imanına dikkat et.
İslam İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e, Nuh'lara toz kondurmaz. Bunlar peygamber. Bütün peygamberler böyle. Yüksek şahsiyetler. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Biz İsa'ya, Musa'ya toz kondurmayız. Onlar şanlı peygamberler. Kendi çağlarında görevlerini yaptırmamışlar. Kimisi yaptığı kadar yapmış, kimisi bak İsa'ya görev yapma şansı bile verilmemiş. Çarmıha gerilmek istenmiş. Allah onu çarmıhtan kurtarmış. Kur'an-ı Kerim'e gel, gerçek İsa'yı, hak İsa'yı, gerçek Musa'yı Kur'an-ı Kerim'den öğren. Toz kondurmaz. Meryem annemize toz kondurmaz. Şanlı, namuslu, iffetli bir kadındır Meryem. Kur'an-ı Kerim böyle sana anlatır bunları. Bütün peygamberleri. Gel kardeşim, İslam'ın amentüsünde İsa'lar, Musa'lar, İncil'ler, Suhuf'lar, Tevrat'lar, Zebur'lar hepsi var. İslam'da olmayan bir şey yok ki. İslam'ı kabul etmemek, ben güneşi istemiyorum. Ben yıldız böceği kucaklaşır yatarım. Karanlığı güneşe tercih ederim. Ben gece odun toplarım, odun yerine kobra yılanlarını da toplar sırtıma sararım odun diye. Bu yanlışlara düşme. Gerçeği kabul etmeyenlerin hali bundan beterdir. Şimdi kıymetliler, peygamberliği de böyle özetledikten sonra öldükten sonra dirilmeye iman. İşte öldükten sonra insan vücudunun bütün parçalarıyla ruh verilerek kabrinden, mezarından Allah Teala tarafından diriltilmesine bahs denmektedir. Şimdi insanlar ölünce dirilecekler. Kesin. Belgesine şu alemi yoktan yaratan, bizi yaratan, bizi konuşturan, yaşatan, bakın bu kuvvetlerle bizi donatan, yoktan bunları yaratıp da öldürdüğünü tekrar diriltmez mi? Belgesi açıkta. Biz buna kesin ve kesin. Vel ba'sı ba'del mevt. Ölünce dirilmeye kesin iman ettim diye iman edeceksin. Etti mi diye, edeceğim mi diye iman olmaz öyle. Kalbin tasdik, dilin ikrar. Etmiş olacak bunlara. Kadere iman. Sevgili dostlarım, kader yüce Allah'ın ezelden ebede her şeyi önceden bilip yazmasıdır. Allah'ın ilmi ezeli bildiği kadar ebedi biliyor. Ebedi bildiği gibi ezeli biliyor. Her şeyi önceden bilip yazması kaderdir. Yazdıklarının yazdığı gibi zuhur etmesi de kaza denmektedir. Şöyle bir ona da bakalım. Kader, takdir olunmuş, ölçülmüş manasına mastar bir kelimedir. Vakti gelince her şeyi Allah'ın ilim ve ezeli iradesine uygun bir surette icat buyurmasına kader denir. Hayırlı olsun, şerli olsun, kaderin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmak iman esaslarındandır. Kaderin içerisi sırlarla doludur. Allah'ın ilmine güvenen kişi kadere hemen kolayca inanır. Allah eksik bilir mi bilmez. Her şeyi tam bilir. Allah'ta kusur olur mu olmaz. Allah yanlış yapar mı yapmaz. Öyleyse kaderi Allah yazmış.
Allah yanlıştan münezzehtir. Yüce sıfatlarla muttasıftır. Eksik kusur olmaz. Öyleyse Allah'ın ilminin, takdirinin ortaya koyduğu kadere insan şeksiz şüphesiz inanır. Kusur varsa insanoğlunun kendindedir. Sen bugün özgür iradenle yanlış yapıp doğru yapacağını veya yanlış yapacağını Allah ezelde biliyor. Ona göre de yazıyor. Seni zorlayan var mı? Yok. Özgürlüğünü sana verilen kuvvetleri iyiye de kullanma şansın var, kötüye de. Özgürsün, imtihan meydanındasın. Bunlar önceden biliniyor senin ne yapıp yapmayacağın. Zorlama da yok. Celp yok. Celp olsun imtihan olmaz. Önceden her şey yerli yerince bilinip yazılıyor. Bir sene önce ayın tutulacağını hesap eden bir mesela astronomi ilmiyle uğraşanları düşün. Daha önceden ayın tutulacağını hesap etmiş. Peki bunların hesap edeceğinden dolayı mı, hesap ettiğinden dolayı mı ay tutuluyor? Yok. Ayın tutulacağını onlar hesap etmişler. Ayın tutulmasına bunların bilgisinin bir tesiri var mı? Yok. Senin günahların ve sevapların, yanlış yapacakların ve doğru yapacakların ezelde biliniyor. Özgürsün. İmtihan meydanındasın. Kaderin bir tarafı böyle. Buna muallik kader deniyor. Bir de müprem kader var. Kaderin içi sırlarla kaynar. Hikmetlerle dolup taşar. Kaderin içeriğini tam anlamaya kalkarsan gücün de yetmez. Ona iman et çünkü Allah'ın ilmi, kudreti, takdiri tamdır. Kusuru eksiği olmaz. Kadere iman eden adam, Allah'ın ilminin tam olduğuna iman eden adamdır. Allah eksik kusurlu bir şey yapmaz diyen adam kadere tereddütsüz iman eder. İman ettim diye ona da iman edeceksin. Kazaya kadere. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu an. Şimdi tabi İslam'ın okulunda okuyor bunlar. Hazreti Muhammed'in okulunda okuyorlar. Muhammed'i Allah kendi okutuyor. Muhammed'i okul, ilahi okul. Şimdi Allah Muhammed'i okutuyor. Muhammed dünyayı okutan ekolün başında bulunuyor. İlk bu okuldan mezun olanlar işte Ebu Bekir, Ömer gibi eshaplar. Osman Ali gibi zat-ı muhteremler ve bütün sahabiler. Radiyallahu anhüm verdan vecmayın. İşte onlar okulda okudular. Gerçek her şeyi, İslam'ı gerçek anladılar. Ve gökte yıldız, parlayan yıldız oldular. Her biri gökte parlayan yıldız. Kaderi de güzel anladılar. Güzel iman ettiler, güzel amel ettiler. Güzel adaleti uyguladılar. Sosyal devleti kurdular. Sosyal adaleti uyguladılar. Bütün mahlukata merhameti, şefkati, sevgiyi uyguladılar. Dünyaya barış. Ne yaptılar? Kurallarını uyguladılar. Dünya barışı İslam ile gerçekleşir. Tamamen İslam barış, adalet, kardeşlik, merhamettir. İslam'ın bu amentüsüyle başlar. Bu temel İslam'ın amentüsüyle atılır. İmanın zaten anlamı nedir? Güven ortamıdır, güven. Bir insanda iman var mı onda güven vardır. Allah'a güvenir, inandığı değerlere güvenir. Hak imanı vardır. Ve Allah onu güven ortamına almıştır. İman sahibi Allah'ın himayesinde ve güven ortamındadır. Allah'ın kalesine girmiş tam Allah'ın himayesindedir.
Gerçek iman budur. İman ebediyül ebed, yıkılmayan bir kalanın içinde Allah'ın himayesinde olmanın adıdır. Evet sevgili efendiler, Allah'ın Resulüne bazı durumlar iletilirdi. Kader konusunda da tabi o zamanda konuşmalar oldu. Ama gerçek okulda gerçek dersler okunuyordu. Muhammedi okulda aleyhissalatü vesselam. Vahyim okulu. Çünkü dersler Allah'tan geliyor. Cevaplar Allah'tan geliyor. Emirler oradan geliyor. Her emrinin nasıl uygulanacağı Allah'tan geliyor. Muhammed dünyanın eşi bulunmaz önderi ve öğretim ve eğitimin başını çeken, dünyayı okutan zat-ı muhterem. Allah-u Teala onu okutuyor, o dünyayı okutuyor. Eshaplarla başladı bu. Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları içinde kader konusunda ilk konuşanlar Cebrail ile Mikail'dir denildi. Bu hadisin kaynağını bulmakta güçlük çekenler vardır. Efendim Mikail Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir konuşmuşlardı da Peygamberimiz onlara dedi sen Cebrail gibi konuşuyorsun, Ömer'e de sen de Mikail gibi konuşuyorsun demişti. Ve Ebu Bekir İsrafil bunlar arasında hakem oldu. Şu kararı verdi. Kaderin hayrı da şerri de Allah'tandır. Takdir ondan. Ama kimseyi hayra şerre zorlayan o değil. Allah kulunu sen şer işleyeceksin diye şerri Allah zorlar mı? Zorlamaz. Onun için bunların içeriğini de bir defa Allah'ın ilmine bırak, kadere iyi inan. İşte bu söz benim sizin aranızdaki meseleye vereceğim hükümdür. Buyurduktan sonra Ebu Bekir'e dönerek, ya Ebu Bekir, Allah Teala kendisine ihsan edilmemesini dileseydi, şeytanı yaratmazdı buyurdular. Hayat imtihandır. Şeytanı layım imtihan ortamı için yaratılmıştır. Çünkü hayır kutuplar var, şer kutuplar var. Kim hayrı tercih edecek, kim şerri tercih edecek? Hayatın bütün soruları, cevapları İslam ile ortaya konmuştur. Ve şer kutup da ortaya konmuş, hayır kutup da. Sen kendini hangisine iradeni kullanırsan oralı olursun. Hesaba, mizana, cennete ve cehenneme iman. Biz bunlara kesin kes iman ediyoruz. Herkes Allah'a büyük mahkemede hesap verecek. Herkesin amelleri tartılacak. Günah, sevap ortaya çıkacak. Cennet ve cehennem haktır. Hangisini kazandıysa kişi orayı bulacaktır. Hesaba, mizana, cennete, cehenneme ve bütün bunların hak ve gerçek olduğuna inandım demek lazımdır. İmam-ı Azam böyle diyor rahmetullahi aleyh. İnandım, kalbimle tasdik ettim, dilimle ikrar ettim diyeceksin. Mizan amellerin miktarının bilinmesinden ibarettir ki herkesin günahları, sevapları yazılıyor. Efendim, akıl mizanın mahiyetini
anlamaktan acizdir. Çünkü Allah'ın ilmine herkesin ilmi, aklı ulaşmaz. Sadece sen iman yoluyla tasdik edersin Allah'ın ilminin tam olduğunu, yüce sıfatlarla muttasıf olduğunu iman edersin. Sen gücün yettiğini yap. Gücün yetmediği işlere karışma. Allah'a teslim ol. Tevekkül et. İyi iman et. Amentün sağlam olsun. Kıymetli dostlar, Allah'a iman, Allah Teala birdir. Allah'ın birliğini iyi kavramak gerek. İmanın aslı da buraya dayanır. Burayı iyice sağlama almadan, Allah'ın birliğini iyi tanımadan kimsenin imanı iman olmaz. Allah'ın birliğini iyi tanın. Allah zatında bir, sıfatlarında, efalinde bir, her şeyinde bir. Kul hüvallahu ehad suresini iyi oku, iyi anla içeriğini. Biz bunları Kur'an-ı Kerim'in keşif notlarında biz bunları verdik. Kur'an'ın tümünü. Sünnetten size keşif notları verdik. Tasavvuftan verdik, kelamdan verdik. Daha da vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz İslam'ın hem mensubu hem hizmetkarıyız. Biz İslam'ın hizmetkarıyız. İnsanlığa faydamız dokunması için insanlığın hayrına çalışmak iyi bir Müslüman olmaktır. İyi bir Müslüman olmaya çalışan insanlığın hayrına çalışan insandır. En hayırlı insan da odur. Çünkü insanlığın kurtarıcısı İslam'dır. İyi bir Müslüman da bu yolda insanlığa faydalı olan, faydalı çalışmayı yapan insandır. Bunun için çırpınmamız gerekiyor. Allah Teala birdir. Değerli kardeşlerim. İki olmaz, üç olmaz, beş olmaz. Allah birdir. Ezeli bir, ebedi birdir. Kul hüvallahu ahad. De ki, Allah birdir. Zatında bir, sıfatlarında bir. Allahu Samet, Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Bütün ihtiyaçların giderilmesi için müracaat edilen Allah Teala'dır. Herkes ona muhtaçtır. O ise ezeli ebedi hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid, Allah doğmadı. Ve lem yulet, baba olmadı, doğurmadı. Eşi benzeri olmadı, olmayacak. Ve lem yekün lehu küffen ahad. Bakın, Allah doğmadı, baba olmadı, doğurmadı. Çünkü o yaratıcı, vacibül vücut. Varlığı kendi zatının iktizası. Vacibül vücut varlık. Onun için Allah'a çocuk isnat edenler, Allah'a iftira eden şirk koşanlardır. Şirke af yoktur. Bundan vazgeçin. Tövbe edin, tevhid imanına gelin. Allah birdir. Ey dünya! Allah birdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu hemen söyleyin. Kurtuluş kapısından böyle girersin. Yüce İslam'a giriş kapısı burası. Gir buraya, gel. İslam ebedi, ezeli Allah'ın rahmeti. Seni kuşatıyor dünyada ve ukbada. İslam'ın dışında kalma. Yazık olur. Neden? Nedenlerini açıkladık. Yine açıklayayım.
İnsanoğlu unutkan varlık. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. İslam Allah'ın kurduğu kendi düzen, kendi dini, hak din, hakkın dini. Hepimize gönderilen din. İslam hepimize teklif edilmiş. Gel seni aldatanlara aldanma. Aklını başına al. Allah'a dön yalvar. Ya Rabbi, bana tevhid imanını, İslam'ı nasip et diye yalvar. Ebu Cehil gibi tersine yalvarma. Ebu Cehil'in adamları gibi tersine yalvarma. Ne dedi onlar? Yalvarırken, ey Allah dediler. Celle Celaluhu. Bu Muhammed doğru hak peygamberse dediler, getirdiği kitap hak kitapsa, başımıza taş yağdır, gökleri tepemize yık diye yalvardılar. Bundan daha akılsız, serseri, mantıksız bir yalvarış olur mu? Hemen o anda Allah Teala onların isteğini verseydi o anda yok olurlardı, ama sonra yok oldular yine. Niye? Kur'an hak, Muhammed hak peygamber. İslam hakkın din, hak din. Muaviye ile Yemenli birisi karşı karşıya gelmişler. Şimdi Muaviye demiş ki Yemenli'ye, tabi onun ne diyeceğini bilmiyor Muaviye. Senin kavmin demiş ne kadar cahil. Bel kısık bir kadını başlarına hükümdar tayin etmişler diyor. Bak Yemenli Muaviye ne diyor? Ey Muaviye, senin kavmin o kadar cahil gidiyor. Ne diye yalvardılar Muhammed'in karşısında? Muhammed hak peygamberse, Kur'an hak kitapsa, İslam hak dinse başımıza taş yağdır diye yalvardılar. Kur'an hak kitap, Muhammed hak peygamber. Ulan taş yağsaydı, ey Muaviye sen bu dünyada olmazdın. Senin kalbin böyle yalvardı. Deyince Muaviye sustu diyor. Ne diye yalvarması lazım? Ya Rabbi, Muhammed hak peygamberse, ki hak peygamber, Kur'an-ı Kerim hak kitapsa ki hak kitap, İslam hak dinse hak din, bizi bu dine, İslam'a hidayet et diye yalvarsalardı, helak olmazlardı, Allah hidayet ederdi. Çünkü hidayet istemiş olurdu. Allah'ın merhameti, rahmeti, İslam'la tecelli etmiş zaten her tarafa. Ezeli, ebedi. Evet kıymetliler, Allah birdir. Değerli kardeşlerim. Onun birliği sayı cinsinden değil, ortağı olmamasından dolayıdır. Allah'ın ortağı yok, benzeri yok. Onun için o bir, her yüce sıfatlarında, zatında, her şeyinde bir. Çünkü benzeri yok. O doğurmamıştır. Doğurulmamıştır. Şimdi Allah doğurmaz, doğmaz, baba olmaz. Allah Rab'dır, yaratıcıdır. Onun hiçbir dengi de yoktur. İşte denge olmayan ne olur? Birdir. Yüceliğinde bir. Başka onun gibi yüce yok ki. Yani bütün akıl ve hayallerin tamamını toplasanız Allahu Teala'nın yüceliğine akıl ermez. Zatına akıl ermez. Ancak biz onun yüceliğinin yüce sıfatlarından, yüce esmasından, eserlerinden, kitabından tanıyoruz. Biz onun yüce tanıttığı kadar bize biz tanıyoruz.
Esas o kendi tanıdığı gibi kendini. O kendini kendi bildiği gibi, o eşsiz yüce. Ve unutma, Allah bir. Şimdi niceleri Allah bir diyor. Fakat yaşantısına, konuşmalarına, söz ve davranışlarına bakıyorsunuz, kaç tane ilah çıkarıyor hareketlerinden. Bu da nedir? Cehalet. Ne yaptığını bilmiyor. Efendim, şimdi Hazreti İsa Meryem'in oğludur. Allah'ın yarattığı diğer kullar gibi kuldur. Ve peygamberdir. Diğer peygamberler gibi o da bir kul peygamberdir. Üzeyr Aleyhisselam da böyledir. O da Allah'ın kullarındandır. Şimdi şöyle bakalım, Hristiyanların ve Yahudilerin Hazreti İsa ve Üzeyr Aleyhisselamlar hakkında sözleri, bakın Kur'an-ı Kerim bunları reddediyor. Onların görüşleri ne İsa'ya uyuyor, ne Musa'ya, ne Tevrat'a, ne İncil'e. Sapmışlar, İncil'in yolundan sapanlara diyoruz. Tevrat'ın, İsa'nın, Musa'nın yolundan sapanlara diyoruz. Vahid kelimesi sayıların başlangıcı olan ve ikinin yarısı bire denilir. Bazı kere de eşi benzeri ortağı olmayan için kullanılır. Allah Teala zatı ve sıfatları bakımından eşi benzeri ve ortağı yoktur. Vahid, ahad Allahu Teala hem zatında hem sıfatlarında birdir. Allahu Teala samettir. Yani her şey kendisine muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne yazık ki Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla uydurdukları sözleridir ki daha önce küfredenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Hay Allah kahredesi adamları, haktan batıla nasıl da döndürülüyorlar. Bunları Yüce Allah Tevbe suresinin ayet 30. ayeti kerimede bildiriyor. Yani bunu Allah Teala kendi söylüyor. Bakın, Hristiyan Yahudilerin İncil'in, Tevrat'ın yolundan, Musa'nın, İsa'nın, hak bütün peygamberlerin yolundan sapanların hali budur. Bütün sapmış milletleri İslam ne yapıyor? Kurtarmaya gelmiş, doğruya çağırıyor. Allah'ın birliğine çağırıyor. Mevcudatta onun hiçbir misli de yoktur. Allah'ın misli de yok. Bunun için Yüce Allah cisim değildir. Çünkü ölçülmez, parçalanmaz, tasavvur mümkün değildir, cevher değildir, kendisinde arazlar bulunmaz, araz değildir. Çünkü arazlar cevherlerde bulunur. Cevher ve araz kelimeleri bundan sonra sık sık geçeceğinden tariflerini vermek istiyorum şimdi bunun. Cevher boşlukta bizzat yer kaplayan, varlığını da bizatihi hissettiren şeydir. Asil madde demektir. Zıttı da arazdır. Araz ise kendi başına boşlukta yer tutamayan, varoluşu kendini taşıyan başka bir varlığa varlıkla hissedilebilen şeydir.
Yani arazlar cevherlerde bulunur. Onun için Yüce Allah bütün eşyayı, arazları, cevherleri yaratan Allah'ın kendisidir. Onun için Allah cevher değildir, araz değildir. Çünkü eşi benzeri yoktur. Misli yok. Yarattığına, yarattıklarına benzemez. Kendinin benzeri yok. Misli yok. Yüce Allah'ı iyi anla. İmam-ı Azam bu konuda dünyaya ders veriyor. Hem de iman dersi. Gerçek iman dersini Hazreti Muhammed ve eshabından, tabiinden, Kur'an ve sünnetten, asli kaynağından ilmini alan ve parlayan İmam-ı Azam dünyaya fıkı ekberiyle makbul hak olan imanı dünyaya ne yapıyor? Öğretiyor. Onun ilmini ortaya koyuyor. İman ilminden bahsediyoruz. Fıkı ekber işte İslam imanının ilmini ortaya koyar. Makbul İslam imanını sana anlatır. Cenab-ı Hak yarattığı şeylerden hiçbirine benzemediği gibi yaratılanların hiçbiri de Allah'a, ona benzemez. Zati ve fiili sıfatları ile ezelden ebede Allah bakidir. Allah'tan başka baki yoktur. Şimdi cenneti o var kılıyor da oradakiler ebedi yaşayacak. Yoksa onun yaşatmasıyla onlar devamlı kalacak. Yoksa baki olduklarından değil. Baki Allah olduğu için seni ebedi yaşatmaya da kadir. Bu senin ebedilik sıfatın olduğundan değil. Onun yaşatmasından. Varlıklar Allah'a hiç mi hiç benzemezler. Zira Allah'ın varlığı vacibül vücudun müktezası olarak zatının iktizasıdır. Sevgili dostlarımız, şöyle bir bakalım. Mahlukatın varlığı ise mümkünül vücut olmalarının iktizasıdır. Yani başka bir varlığın vücuduyla kaimdir. Yani Allah'tan başka her şey Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Mümkünül vücuttur bunlar. Vacibil vücud ise Allah'ın kendisidir. Onun varlığı zatının iktizasıdır. Yokluğu düşünülmeyen bir varlık. İlim, kudret ve diğer sıfatlarda da durum böyledir. Teşbihe imkan yoktur. Hiç benzer olmadığı için teşbih edilmez. Bu da açıkça gösteriyor ki Allah Teala birdir, şeriki yoktur. O evveli olmayan kadim, sonu bulunmayan daimdir. Yani son olmayan, başlangıcı bulunmayan tek varlık. Allah Teala'nın Celle Celaluhu isim ve sıfatlarından hiçbiri hadis, yani sonradan olmuş değildir. Zati ve fiili sıfatlar arasında şu fark vardır. Allah Teala'ya mahsus herhangi bir sıfatın zıttı Cenab-ı Hak için caiz ise o sıfat fiili sıfatlardandır. Eğer o sıfatın zıttı caiz değilse o zati bir sıfattır. Çünkü Allah'ın zıttı da yok. Benzer olmayanın zıttı olur mu? Eşi yok, benzer yok, benzer yok, misli yok. Onun için Yüce Allah'ın bir de zati sıfatları var.
İşte bunların zıttı yok. Eğer o sıfatın zıttı caiz değilse, o sıfat zati sıfattır. Şimdi Allah birdir. Tamam. Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalifetün il avaliz, kıyam bir nefsi. Bak bunlar zati sıfatlardır. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tevhid. Dikkat et. Şimdi fiili sıfatları var. Mesela yaratmak, yaşatmak, rızık vermek, öldürmek. Yaratmış. Tamam, yaratmaya da bilir. Bak orada birbirinin zıttı var. Yaratma sıfatı onda ezeli ebedi var. Hiçbir şey yaratmadan önce de o yaratıcıydı zaten. Demek ki fiili sıfatlarda ne yapıyor? Zıttı düşünülebiliyor. Ama zati sıfatlarda zıttı yok. Çok kıymetli efendiler, eğer sıfatın zıttı caiz değil ise zati sıfattır. Zıttı caiz ise fiili sıfattır. Bizim alimlerimiz ne kadar büyük alim biliyor musunuz siz? Rahmetullahi aleyhi ecmain. Ne kadar güzel ilim uğrunda Allah onlara nice lütuflarda bulunmuş. Kıymetini biliniz. Rahmet okuyunuz. İmam-ı Azam'a da gece gündüz rahmet okuyunuz. Diğer alimlerimizle beraber. Fetevai Zahiriye'de şöyle denilmiştir. Bir kimse Allah Teala'nın sıfatlarından biriyle yemin ederse o zaman bakılır. Eğer yemin ettiği sıfatı zatiyeden ise yemin olur. Sıfatı fiiliyeden ise yemin olmaz. Mesela bir kimse bir izzetillah, Allah'ın izzeti hakkı için diye yemin ederse yemini yerindedir. Çünkü Allah Teala izzetin zıttı ile tavsif edilemez. O ezeli ebedi azizdir. Hiç mi hiç izzetin zıttı onda bulunmaz. Fakat bu gadabillah, bir gadabillah veya bir sahatillah, Allah'ın gadabı, hışmı üzerine yemin ederse Allah bunların zıttı olan rahmet ile de tavsif edildiğinde bunlar yemin olmaz demişlerdir. Yani Fetevai Zahiriye'de böyle denmiştir. Bunun da müellifi Zahirüddin Muhammed bin Ahmet Ömer el-Buhari'dir. Vefatı Hicri 619 tarihlerindedir. Dini ilimlerde usul ve furuda geniş bilgi sahibidir. Hanefi ekolünün büyük alimlerindendir. Buhara'da muhtesiplik vazifesinde bulunmuştur. Fetvaları çok muteber sayılmıştır. Hayatı hakkında geniş bilgi veren kıymetli eserler vardır. El-Nuknevi, El-Fevaidül Behiye bunlardandır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu zati ve fiili sıfatları, Yüce Allah'ın zati ve fiili sıfatları vardır. Sıfatı zatiyeleri şunlardır. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret.
gibi sıfatlarıdır. Hayat Allah Teala diridir, hayat sahibidir. Hayatta onun ezeli sıfatıdır. Hiç mi hiç yokluğu düşünülmeyen, tamamen var olan bir varlıktır. Yani diridir, hep vardır. Ezeli ebedi hayat sahibidir. Kudret Allahu Teala ezeli sıfatı olan kudret ile her şeye kadirdir. İlim Allah Teala bütün mevcudatı her şeyi bilir. Onun ilim sıfatı ezeli sıfatlarındandır. Gizli, açık her şeyi bilir. Ezeli bildiği gibi ebedi bilir. Göklerin üstünü bildiği gibi altını bilir. Gece ile gündüzün arasında da fark yoktur. Saklan gece, istersen gündüz ortaya çık, fark etmez. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kelam Allahu Teala Celle Celaluhu Azze ve Celle ezeli sıfatı olan kelam sıfatıyla konuşur. Onun konuşması mahlukatın konuşmasına benzemez. Mahlukat harfler, ses ve organ gibi vasıtalarla konuşur. Allah Teala'nın kelam sıfatında bunlara ihtiyaç yoktur. Evet kıymetli efendiler, Semi Allah Teala'nın işitme sıfatı ezelidir. Sesleri, kelimeleri, her şeyi işitir. Basar Allahu Teala her şeyi görür. Her şeyi kadim olan bu sıfatıyla görür. Şekiller ve renkler ondan gizli kalmaz. İrade Allah Teala dünyada ve ahirette olmuş ve olacak küçük büyük az çok İyi kötü, faydalı ve zararlı, ziyade noksan velhasıl her şeyi ezeli iradesi ile dilemiştir. Allah dilediğini işler. Onun istek ve iradesini reddedecek yoktur. Hükmünü hiçbir kuvvet geri çeviremez. Azamet, kibriya, ahadiyet ve samediyet gibi zat-ı sıfatları da vardır. Evet kıymetliler, sizlere Yüce Allahu Teala'dan, onun yüce isim ve sıfatlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Fıkhı Ekber'den keşif notları vermeye devam edeceğiz. İmam-ı Azam'ın ilmi deryasından.